Enişteciğim, Berk işe başlıyor. Nakliyede mi? Evet, nakliyede. Hayırlı uğurlu olsun güzelim. Yakında üçümüz görüşüp kutlayalım abi. Vallahi iyi olur enişteciğim. Tamam, arayacağız biz seni, öpüyorum. Evet Tülay Hanım, ne vardı? Patent uzmanları bugün atölyeye gideceklermiş. Haber vermemi istemiştiniz. Tamam, teşekkürler Tülay'cığım. Sonuç olarak durum pek iyi değil aslında. Bu Erdem bayağı profesyonel bir dolandırıcıymış. İyi de piyasa yapmış. Kimse adamı ele vermek istemiyor. Yani durum umutsuz. Parayı da unutuyorsun yani. Tabii ki hayır. Ben yapamayacağım bir şey için söz vermem gibi. Paranın da malları da getireceğime söz vermedin mi? Verdim. Bir şey soracağım. Sence bunlar nasıl? Yeni tasarım mı bunlar? Çok başarılı. Evet. Ve bunları nasıl pazarlayacağımı bilmiyorum. Yardım edebilir misin? Memnuniyetle. Bunlar için yeni bir reklam ve satış stratejisi çıkarmamız gerekiyor. Gel bakalım şöyle, daya merdiveni buraya. Getirin ya, ben ne yapsam da senin hakkını ödeyemem herhalde. Hele bir çok başarılı ol. O zaman bir yol düşünürüz. Tamam. Hayırdır? Fadil At mı? Yok. Kim ki bu adamlar? Tuttum abi ben. Aa, bir dakika ya, ne yapıyorsunuz? Bir saniye beyler, siz kimsiniz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ne oluyor? Hanımefendi, biz marka tescilinden geliyoruz. Hakkınıza şikayet var. Kimden? Şadoğlu Tekstil. Ne? Marka tescil hakkı onlara ait olan bir markayı kullanıyormuşsun Gümüş. Ya inanmıyorum ya. Yani o benim de... Böyle bir şey yapmaya hakları var mı? Tamam. Tut neyse, abi. Neyse. Tut. Bir yolunu buluruz, üzülme. Gelsin abi. Gümüş. Ne yapıyorsunuz siz? Mehmet, madem geri alacaktın niye hediye ettin o zaman? Gümüş, kim niye aldı güzelim? Mehmet, bu benim adım. Benden adımı nasıl alırsın? Sizin şirket Mehmet Bey. Şikayetçi olmuş. Yardımlarınız için sağ olun. Karımla yalnız görüşebilir miyim? Ben de gidiyordum zaten. Ararım ben seni, tamam mı? Üzülme. Allah'ım ya. Hayatım, bak benim bundan hiç haberim yok. İnan bana. Dilekçeyi Bahar imzalamış. Niye? Ama soracağım bunun hesabını. Bak, en kısa zamanda bu sorunu çözeceğim. Lütfen, sen hiç üzülme, tamam mı canım? Hiç üzülme. Mehmet, benim adıma sahip çık lütfen. Ne olur. Tamam. Kusura bakma, beklettim. Küçük bir iş vardı da. Bizim de bir işimiz olacak Cevdet. Ama küçük değil. Hayır Gökhan, hala gitmedim. Benim bir jinekoloğum var, sağ ol. Tamam, ısrar etme. Şu telefonu kapatır mısın? Konuşacağız. Tamam, akşam uğramaya çalışırım. Mehmet, ne yaptığını sanıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun, söyle. Nasıl olur da Gümüş'ün tabelasını indirtirsin? Ne akla? Marka değerini düşürmeyelim, Gümüş markasına devam edelim diyen sendin. Ben sadece yönetim kurulu başkanımın kararlarını uyguluyorum. Bahar, bana oyun yapma. Asıl niyetinin ne olduğunu bilmiyor muyum? Bu işi sen temizleyeceksin. Çabuk, nereleri araman gerekiyorsa ara. Marka haklarını da Gümüş'e ver. Peki Mehmet, patron sensin. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Akıl sır erdiremiyorum artık. Ya onun ne halt ettiği değil de Gümüş nasıl üzüldü abi? Görmeliydin. Bir de bana da inanmıyor. Üstelik çok da haklı. Ne yapıp edip benim gönlünü almam lazım. Pınar da abuk sabuk tavırlar içinde. Güzel bir yemeğe mi çıksak acaba? Hepimizin keyfi yerine gelir. Sen kuru bir yemekle o inatçı cadının razı olacağını mı sanıyorsun? Bizim daha böyle... Yaratıcı, daha özel bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ah, tekneyle mehtap gezisine çıkalım. Bu mu yaratıcı? Haklısın. Pınar haklı galiba. Bu iş hayatı benim yaratıcılığımı öldürdü arkadaş. Evet ya. Buldum kaptan. Ne buldun?
Bu gece seninle çok önemli işlerimiz var. Bütün randevularını iptal et. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol Engin. Yolumun üzeriydi. Gelip bir daha bir göreyim istedim ama... aklım sende kaldı da. Ama gördüğüm kadarıyla değişen bir şey yok. Yok. Hırsın bir şeylerden almadan da gerçekten sakinleşemeyeceğim. Gümüş. Bak, bu durumdan eşinin gerçekten haberi olmayabilir. Yok, öyleymiş zaten. Yokmuş haberi. Gümüş. Hadi yemeğe gidelim. Hem biraz keyfin yerine gelir... hem de işle ilgili konuşmak istediğim birkaç şey var. Erdem'le ilgili bir gelişme mi var yoksa? Hayır hayır, bu çok başka bir konu. Ve çok da önemli. Mehmet Arif bir sormam lazım. Bir programımız var mı akşama, bir sorayım? Tabii tamam. Sor. Telefon... Heh, burada. Efendim hayatım? Mehmet, akşama bir programımız var mı? Ne oldu ki? Engin'le yemeğe çıkıp işle ilgili bir şeyler konuşacaktık da. Neyle ilgili? İşle ilgili Mehmet. Anladım. Akşam kaç gibi geleceksin peki? Bilmiyorum ama gecikmem, merak etme. Peki hayatım. Madem iş için. Zaten... Onur'la benim de akşam bir işim tamam var. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Görüşürüz evde. Tamam. Evde görüşürüz. Ne olmuş? Gümüş. Bir arkadaşıyla yemeğe gidiyormuş. Gümüş şu an nerede? Restorandaymış. Eve geçerken arayacak beni. Vay be. İyice kılıbık oldun oğlum sen. Bakma sen, yemeğe gitmemesi için ben bir yolunu bulurdum ama... şimdi daha fazla kızdırmayalım Gümüş Hanım'ı. Oh be. İnsanın hayatında kimse olmaması ne güzelmiş. Vallahi özgürlük gibisi yok vallahi. Görürüm yakında ben seni Berk Efendi. Yok abi, ben öyle uzun ilişkiler devrini kapattım abi. Hayatımı yaşayacağım ya. Allah'ım yar. Evet. Bana söyleyeceğin iyi haberlerin mi var? Yanılıyor muyum? Ne oluyor? Canım, önce yemeğimizi söyleyelim de konuşacaklarımız çok uzun. Tamam. Aç kalırız elimallah. Evet, ne istersin? Vallahi yemeklerin ne olduğunu anlayınca karar vereceğim. Evet evet, Tile Wellington yazıyorlar ya. Onun yerine soslu dana bonfilesi deseler olmaz sanki. Of, Gümüş. Zamanında çok sıkıntı çektim ben bunları öğrenene kadar. Ben de. Abicim, ne kadar inat ettin. Açsan ne olur sanki? Açmam. Yok baba, açmayacağım. Açmayacağım. Bak güzel abicim, bak. Bizim yetkimiz var. Depodan bir şey alıp çıkacağız hemen. Al bir oku istersen. Ben izimizin anlamam. Hayda. Sabah gelin kardeşim. Ya abi, gözünü seveyim. İstersen tarif edelim, sen getir. Bak, sen ver şunu. Sen ver şunu. Sen yap bize bir kıyak. Yap bize bir güzellik. Madem bu saatte geldiniz, geri gönderirsem olmaz siz. Oh ah ya, baba ya. Gözünü seveyim ya. Sen de tut ucundan bakayım. Tamam, hadi yüklen. Hadi. Buldum. Gelin çocuklar. Tut bakalım koç. Berk. Evet beyler. Bu geceki mesaimiz bunu eski haline getirip eski yerine takmaktır. Hadi bakalım tut şunun ucundan Berk. Evet. İşte seninle konuşmak istediğim konu. Ne bu? Oku bakalım. Gümüş, bak sen çok yeteneklisin ve çok güzel şeyler üretiyorsun. Bugün sen sorduktan sonra çok düşündüm. Senin yeteneğinle benim piyasadaki tecrübelerimi birleştirirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Gümüş, benimle ortak olmaya ne dersin?